Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir görev ve yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Louis ile birlikte hikayemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haritayı açalım ve görevimizi işaretleyelim. Bir tane T harfi var arkadaşlar. Buraya sağ tuş yapıyorum mouse'la, rotayı belirliyorum. Ve sonrasında Tony'ye gidiyoruz. Hatırlarsanız haritada iki tane T işareti vardı. Bir tanesi Tony'nin evinde, diğeri ise Tony'nin gece kulübünde. Bir önceki görevde Tony'nin evine gitmiştik. Gündüz vaktiydi. Golf sahasına gitmiştik. Rocco'nun yanına ve bir görev yapmıştık orada. Çatışmaya girmiştik. Şimdi ise diğer T harfine gidiyorum arkadaşlar. Bunun için akşam gitmeniz lazım. Havanın karanlık olması gerekiyor. Çünkü Tony'nin gece kulübünde olması lazım. Tony gece kulübünde mi değil mi, bunu da haritadan zaten T harfinin üzerine geldiğinizde görebiliyorsunuz. Uygun ya da uygun değil diyor. Yani Tony yok diyor. Bu şekilde ayırt edebilirsiniz. Tony'nin gece kulüplerinde acayip güzel müzikler çalıyor arkadaşlar. Gerçekten oyun için iyi düşünülmüş müzikler. Tam da uygun olmuş. Fakat telif hakları dolayısıyla mecburen kapatmak durumunda kalıyorum. Ne olur ne olmaz işi sağlama alalım. Sanıyorum bu iki arkadaşı tanıdınız. GTA 4'ten bir tanesi Nico'nun kuzeni Roman. Diğeri ise arkadaşları Brucey. Çılgınca dans ediyorlar gördüğünüz gibi. Kendilerinden geçmişler adeta. Louis de bu duruma bayağı bir şaşırdı. Şaşırmamak elde değil gerçekten. Roman'ın paraları nereye harcadığı şimdi belli oldu arkadaşlar. Demek ki böyle gece kulüplerinde çarçur ediyor. Bir de üstüne borçlanıyor. Sonrasında Nico'nun başını belaya sokuyormuş. Bu oyunu oynadığım iyi oldu. Roman'ın ne haltlar karıştırdığını görmüş oldum. No, anything you like. Just give it a think. All right, bye-bye. What a dick. What's up, T? Oh, I don't want to think about what's up. Come on, there's something I gotta take care of. Think. Evet arkadaşlar, Tony telefon görüşmesini bitirdi. Şimdi göreve doğru gidiyoruz. Bir tane adam geldi kulübe. Bu Tony'nin tanıdığı birisi. Adı Yusuf Amir'miş. Öyle yazıyor altta da. Siz de okuyorsunuzdur muhtemelen. Bu adamla da ilerleyen zamanlarda iş yapacağız arkadaşlar. Yani Tony'nin ahbabı. Tony tabii ki de bizi ona önerecek. Biz de bu adamla görevler yapacağız. Şimdilik zaten 3. görevdeyim. T görevindeyiz daha. Oyun ilerledikçe açılacaktır. Evet, hemen F tuşuna basıyoruz ve arabaya biniyoruz. Tony'nin arabasına bin yazıyor altta da zaten. Haritada bir nokta belirdi. Tony'yi Dragon Heart Plaza'ya götür diyor. Rotayı takip ediyoruz ve haritadaki noktaya gidiyoruz. Çin Mahallesi'ne gideceğiz. Burada bir adamla görüşme yapacağız arkadaşlar. Yani Tony'nin görüşmesi gerekiyor. Biz de koruması olarak biliyorsunuz ki aynı zamanda iş ortağı olarak her zaman yanındayız. Şimdi Tony bir tane silah verdi bize arabanın içindeyken. Yani silahsız da gitseniz bir silahınız oluyor. Ben hiçbir silah almadım zaten. İlk görevden sonra bir tabanca verildi. Yani tabancam vardı. Sonrasında golf sahasında bayağı bir silah toplamış oldum. Şimdi de Tony verdi. Yani daha silahçıya hiç gitmedim. Ama silahçıya giderseniz açık olan silahları alabilirsiniz arkadaşlar. Evet, noktaya da geldik zaten. Burası Çin Mahallesi. It seems the definition of family loyalty differs in your country. The marketplace has a value for everything, and I guess that a disloyal Jew bastard ain't worth shit to me, brother or no brother. Such are the heady joys of consumer capitalism. A system that's flaws are becoming. Rocco'nun bir işi var arkadaşlar, onun için geldik. Daha önce yaptığımız işi pek beğenmedi. Yani ne ödeşmesi dedi. O yüzden bize farklı bir iş verdi. Yani buraya kendi işimiz için değil de Rocco'nun işi için gelmiş olduk açıkçası. Şimdi bunların konuşması bitecek. Bu sağ taraftaki Çinli adamla bir görüşme yapacağız. Bu adamın bizden bir isteği var.
Perhaps not. Now I bid you farewell, sir, and don't do all that smack at once. On second thought, you know, go ahead. Do. Boo. Hey, watch it, you greaseball fuck. I apologize for our associate's uncouth manner. I can only say that our partnership with him is one of necessity, not volition. Please, you must be the famous Tony Prince. Ah, notorious, maybe. It's Luis Lopez, my business partner. Hey. Mr. Pelosi has led me to expect much from this meeting. Ah, yeah, about that. Rocco has a tendency to promise more than he can deliver. So that must have been weaned too early. Yeah, well, not weaned at all. As you can see, we are already behind schedule on this project. We need you to, how do I put this, to clear things with the planning department and to ease some licensing troubles. Hey, look, we're not lawyers, okay? We run nightclubs, pretty badly, too. We got enough trouble keeping the licenses on our own clubs, okay? We don't do licenses. Before I was being polite, Mr. Lopez, but I do not have to be. Mr. Pelosi made it clear that you are not in a position to choose who you help and who you do not. Evet, biz buraya zaten olmayacağını söylemek için gelmişiz arkadaşlar, anlıyorum ki konuşmalardan. Rocco kendi gelmek yerine bizi göndermiş. You are not going anywhere until we have an arrangement. No, I'm afraid we are. There is no arrangement. You got a problem? Take it up with your boy Rocco. Evet, işler karıştı. Adam silah çekti. Insolent fuck. We are serious people. Really? Yeah, really. Hadi bakalım. Hadi şimdi konuş da görelim. I was supposed to be the irrational idiot with the anger issues. I got anger issues. Okay, the guy threatens to shoot me because I can't arrange a liquor license for him. Please, give me a break, D. Oh God. Evet arkadaşlar, adamın mekanında adamı devirdik. Buradan çıkmak da tabii kolay olmayacak. O yüzden bizi bir sürü adam bekliyor kapıda. Tony'nin verdiği silah bu. Gerçekten de güzel silahmış ya. Tipi falan değişik. Ben daha önce hiç böyle silah görmedim. GTA 4'te falan. Sanıyorum bu oyunda farklı silahlar var. Sesi falan da değişik ya. Arkadaşlar Q tuşuna basıp siper alarak ilerliyoruz. Yani öyle birden atlamayın. Bir sürü adam var. Buraya gelmiyorlar zaten. Gördüğünüz gibi. Her yerden çıkıyorlar. Boşuna kendinizi bunlara hedef etmeyin. Herhangi bir duvarın yanına yanaştığınızda klavyeden Q tuşuna basarak siper alabilirsiniz. Duvarın arkasına saklanıyor. Ve sonrasında isterseniz mouse'un sağ tuşuna basıp sonra sol tuşuna basıp yani nişan alıp ateş edin. İsterseniz sadece sol tuşa basabilirsiniz arkadaşlar. Bu oyunda böyle bir özellik var. GTA 5'te bunu çok soruyorlar. Abi kendimi göstermeden nasıl ateş edebilirim? Edemezsin. O yüzden bu oyuna gelmen lazım. Bakın hiç kendini göstermiyor. Direkt sol tuşa basıyorum. Çünkü ekranın ortasında sürekli bir hedef var arkadaşlar. GTA 5'te bu yok. Yani sağ tuşa basmadan hedef çıkmıyor. Bu sefer de sağa sola karambole ateş etmiş oluyor. Ama bu oyunda sürekli bir hedef var. Hedef olunca ne oluyor? Hedefinizi almış oluyorsunuz zaten. Sol tuşa da bastığınızda bir kere veya basılı tuttuğunuzda o hedefe doğru ateş ediyor. Bu da kendini göstermeden sadece elini çıkartarak ateş etmesini sağlıyor açıkçası. Ama tabii bu özellik sizin için var. Karşı taraf için de var. Ne oluyor? Dolayısıyla adam da sadece elini çıkartıp ateş ediyor. Siz de hedefi göremeyip işte kendini göstermesini bekliyorsunuz mecburen. Saniyelerce. Tony herhangi bir şey yapmıyor arkadaşlar. Arkamızdan geliyor. Bu arada Tony'ye bir şey olmaması lazım. Ama zaten arkadan geliyor. O yüzden güvenli. El bombası. What do we get into?
Sol altta harita üzerinde kırmızı noktalar var arkadaşlar. Adamların nerede olduğuna dair bilgiyi buradan edinebilirsiniz. Ama tabi sürpriz olarak çıkanlar da oluyor. Yukarıda olduğu gibi kapının arkasından, odanın içinden filan çıkabiliyorlar. O yüzden dikkat etmek lazım. Bak bir tanesi de buradaymış mesela. Çıkan silahları alırsanız sizin için iyi olur. Çünkü bayağı bir çatışıyoruz. Ama elinizdeki silahı bırakmamanızı tavsiye edebilirim. Güzel bir silah. Yani başka bir silahla değişmeyin bunu. Oo, az kalsın gidiyorduk ya. Yani bir çelik yele kaldık. Bırakın da üstümüzde kalsın arkadaş. Nerede? Hepsi kayboldu şimdi bak. Evet, sağ taraftalar. Sanıyorum ki solda kimse gözükmüyor haritada. Evet, bunlar sürpriz mesela. Camı kırdılar, çıktılar. Evet, buradan da bir sürpriz kişi gelebilir. Aynen, o iki tane hem de. Biri üstten, biri alttan. Alt kata doğru devam ediyoruz arkadaşlar. Üst kata zaten gidilecek bir yer yok. Yani merdiven kapalı, öyle söyleyeyim. Adamın silahı yerde ateşledi ya. Ha, bu hakikaten hala hayattaydı değil mi? Onu unuttuk ya. İki tane sıktık bıraktık. Evet arkadaşlar, sanıyorum ki buraya kadar. Şurada var mı? Burada da yok. Demek ki bitti. Kapıdan çıkıyoruz. Sonrasında arabaya biniyoruz arkadaşlar. Tony'nin binadan çıkmasını bekle yazıyor altta da. Evet, bekliyoruz ki Tony de gelecek, arabaya binecek ve biz de gideceğiz. De haydi oyalanma, bin şu arabaya ya. Herkesi temizledik. Tony'yi eve götür. Bundan sonra peşimize takılan falan olmayacak arkadaşlar. Herkesi hakladık. Tek yapmamız gereken Tony'yi evine götürmek. Adama bu işin olmayacağını söyleyince adam tabii ki de buna çok sinirlendi ve yapmamız gerektiğini düşündü. Fakat öyle olmadı arkadaşlar. Her kuşun eti yenmez hesabı. Sağlam kayaya çattılar. Biz de adamlara dersini vermiş olduk. Çünkü çok saygısızca konuştular bizimle zaten. İlk girdiğimizden beri. Sonrasında da olanlar oldu. Evet arkadaşlar, bir görevin daha sonuna geldik. Yeni bir görevde, yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.